Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Karşıyaka Kırtasiye'deyim ve sizler için şu an elimde görmüş olduğunuz Faber-Castell'in silgili kalemini tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şu an önümde görmüş olduğunuz gibi bu kalemin de baskısı mevcut ve şu an burada da silgisi var ve silgisini şöyle göstermek istiyorum ben sizlere. Çok rahat bir şekilde çok kolaylıkla çıkabiliyor ve aynı zamanda da arkadaşlar bu silgisi çok kolay bir şekilde de takılıyor. Aynı zamanda yani birçok zamanda da hayat kurtarıyor diyebilirim. Yani bu silgi yanlış yazdığımız zaman silgimizi unuttuğumuzda çok kolay bir şekilde silme işlemimizi de gerçekleştirebiliyoruz bu silgi sayesinde. Ve arkadaşlar yine görmüş olduğunuz gibi bu kalemde bir farklılık var diğer kalemlere göre. Şu dokusunun olduğu kısım arkadaşlar siyah renkte. Bunun nedeni ise kalemliğimizde veya çantamızda bulundururken bu kısımları genelde çok çabuk kirlenebildiğinden dolayı kirlenmemesi adına veya hoş bir görüntünün ortaya çıkmaması adına böyle bir şey yapılmıştır arkadaşlar. Yine görmüş olduğunuz gibi uç kısmı parlamakta, hani yani bu da kalemin çok kaliteli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Hemen kalemi denemek istiyorum şöyle bir yazı yazarak. Hemen şöyle yazıyorum. Sizin de görebilmeniz için biraz geriden tutuyorum. Evet arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde yazma işlemimizi gerçekleştirdik. Hani şöyle size de göstereyim. Peki bu kalemi açarsak nasıl olacak? Çünkü bu kalem çok çabuk açılabilen bir kalemlerdendir kendisi. Hani ve şöyle göstereyim hemen size de. Bakın yine yüzeyi arkadaşlar siyah renkte. Ve ucuda herhangi bir şekilde kırılma veya dağılma meydana gelmedi arkadaşlar. Hatta şu parçasından da göstermek gerekirse özel bir madde ile yapıştırıldığından böyle dağılmıyor arkadaşlar. Hani bu kalemde dediğimiz gibi çok kullanışlı olan kalemlerden bir tanesi. Hemen tekrardan bir yazmak istiyorum. Bakalım nasıl yazacak. Şöyle Karşıyaka Kırtasiye yazalım. Bakıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kısa sürede yazma olasılığımızı da artırdık ve çok kolay bir şekilde de yazdık yazımızı. Yine her kalemimizde olduğu gibi herhangi bir renk değişikliği de meydana gelmedi kalemimizi açmadan önce ve açtıktan sonra. Peki arkadaşlar bu yazdık ama kolay silinebilir olan bir kalemlerden bakalım hemen nasıl silecek. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar gerçekten de çok kolay bir şekilde silme işlemini de gerçekleştirdik. Hani sizin de gördüğünüz gibi sadece Karşıyaka yazıyor. Kırtasiye kısmında herhangi bir yazı kalmadı. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar çok kolay bir şekilde de silinebiliyor ve kullanışlı olan kalemlerden bir tanesi. Ama şu an bir de hemen şöyle arkasındaki silgiyi de denemek istiyorum. Nasıl sildiğine dair sizde ufak bir gösterme yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Şu an görmüş olduğunuz gibi üst kısımda herhangi bir şekilde yazı kalmadı. Şu kısmı benim kendi silgimle sildim. Faber-Castell'in yine sınav silgisi olarak adlandırılan silgisiyle sildim. Bu kısmı da kalemimizin üzerinde bulunan kendi silgisiyle sildim arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi silgi parçacıkları dağılmadan yine kalemimizin üzerinde toplu bir şekilde duruyor. Hatta şöyle göstereyim size de çok net bir şekilde görebilmeniz için. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.